Gitaris TV dönemimize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ankara ID takım elbiseli oyuncu Han Kanal ve ben varım. Onlarla birlikte Oğuzhan, ne yapıyorduk sen söyle abi. Bro, bugün Minecraft'ta dünyanın en pahalı evini yapacağız. En pahalı ev. 1 evet, milyon dolar eder mi Oğuzhan? Abi 1 milyon dolar az eder be. Ben 10 bir 5'e çıkartalım derim. 10 milyon bu. 1 milyoncu. Abi. 10 milyon dolar kaç tane elmasa gelir lan? Of. Bir. Ne bileyim. Ama bir dakika. Hayır, bir tane elmas. Elmas da elmas belki. Böyle bir elmas vardır kafan kadar. Yani. Kafan mı? Yani. Yani. Küçük elmasın. Minecraft yani. Elmasıyla şey yaparsak aslında tam 10 milyon dolar eder olsan bir Minecraft elması. Bence de katılıyorum bro. Ya burada böyle bir fatal error verdim. Böyle bir kaldı. Verdim, kaldım şu an. Ama ben evimin tamamını elmas kaplayacağım için evin değeri gittikçe artacak. Yani dünyanın en pahalı evini yapıyoruz şu anda. Evet. O zaman arkadaşlar isterseniz başlayalım. Hazır mısın Ankara'ydı? Ben çok hazırım abi. Çok heyecanlıyım. Kafamda çok güzel fikirler var. Tamam. Fikirler var kafanda. O zaman başlayalım mı? Var. Tamam. Başlayalım mı? Takım elbiseli başlayalım mı? Uçtu gitti. Başlat bakalım hadi. Tamam. 3, 2, 1 ve başlıyoruz arkadaşlar. Hop değil. Thank you.
Ve arkadaşlar sonunda bitirdik. Yaklaşık 1 saat 7 dakikada bitti. En sonunda. Ya evlerimiz. Arkadaşlar. Evet. Samet ne diyeceksin? Kaan abi bizi çok yordu. Kaan abi. Ne yaptım oğlum? Amelilik mi yaptırdım sana ben? Ne yaptırdım? Sen zaten amelesin sen. Kaan abi o zaman zaman kaybetmeden ilk olarak kimin eviyle başlıyoruz? Ankara'nın eviyle başlayalım hadi. Hadi buyurun arkadaşlar. Bayanlar önden diyorsun abi helal. Çok teşekkür ederim. Biraz daha otantik bir ev tercih ettim. Çünkü 10 milyon dolarım olsa kesinlikle kendime biraz daha eski tarz bir ev alırım. Kale tarzı veya işte manikane Şato. Tarzı. Taş, aynen. Taştan ev. İçeriği yapmadım arkadaşlar. Çünkü taşınacak olan arkadaşın zevkine göre döşenmesi lazım. Burası isteğe göre mutfak bölümü olarak ayrılacak. Şuradan şu şekilde. Burası kiler kısmı. Şöyle küçücük bir odası var içeride. Bayağı korkunç olmuş ya. Olsan değil mi? Kale gibi, eski kaleler gibi olmuş. Evet, bayağı güzel olmuş. Yalnız Anka sen burada... Kalından arka bahçeye çıkılıyor. Ama önce yukarıyı göstereyim. Vampirleri de besleyebilirsin ha. Lambalar beslerim. Falan nereden vampirler geldi? Hep zengin olur bro. Aynen. Burası yatak odası şeklinde tasarlandı. Taraf. İçerik tekrar dediğim gibi kullanıcının isteği gibi döşenebilir. Evet. Çok bu alanı ortak kullanım alanı şeklinde hani salondan ziyade daha çok böyle kütüphane işte oyun alanı gibi düşünebilirsiniz. Şöyle aşağı inelim hemen bahçeye doğru geçelim arkadaşlar. Abi çok vampirik olmuş ya. Değil mi? Aynen. Vampir. Böyle buyurun şurada çok güzel bir tatlı bir havuzumuz var. Biraz modernize bir havuzumuz var. Çünkü o zamanlarda bu tarz havuz yapıldığını zannetmiyordum. Herkes atılsın geldi. Evet. Şöyle kalelerin olmazsa olmazı arkadaşlar. Çok tatlı bir labirentimiz var. İsterseniz içine girelim, çözmeyi deneyelim. Çözemedim. Samet oradasa çıkış yok. Sonra ben de var. Anka çözümü var mı bunun? Labirent yaptığım için var tabii ki de var. Sağdan labirenti gidecek. Ben yaptığım için çözümü biliyorum. Tabii şöyle de çıkıyorum buradan. Abi buldum. İzleyelim. Süpersin. Aa ben de çıktım şey. Tamam. Biraz zor oldu ama. Aa ben de çıktım. Evet çok güzel çıktı tebrik ederiz. Evet gayet. Bir de labirent böyle çok tatlı biraz esinlenilmiş bir proje. Şöyle evet. Dışarıdan güzel. Da bakarsanız. Ben evi beğendim. Güzel olmuş. Evet abi çok ben de beğendim. Ederim. Gayet. Biraz kutu olmuş. Tarzı oldu ama geliştirilebilir tabii ki. Keşke biraz daha modern olsaydı ya. Şimdi Oğuzhan ikini göreceğiz merak ediyorum. Oğuz sende sıra. Bende mi? Evet. Oo başlıyor şimdi bak. Kayserili emlak. Şimdi arkadaşlar bak. Buyurun Kayseriliğim tutmayacak. Şimdi gelin. Zengin insan neden korkar? Neden hırsızlardan. Evet. Bu eve hırsız girme derdi yok. Neden? Çünkü bir güvenliğimiz var. Bakın. Ama Mehmet abi. Mehmet abi güvenlik. Ve evimizde arkadaşlar 24 saat burada gördüğünüz kameralar bulunmakta. Evin her tarafında düzenli şekilde döşedim. Gezdiğiniz yerlerde görebilirsiniz. Evin her yeri çekim alanı. Bakarım bakana söyleyeyim. Bak evin kenarlarında görebilirsin. Şimdi gelin arkadaşlar böyle evimize ilk girdiğimizde bizi bir köpeğimiz karşılıyor. Bu köpek hem arama hem sevimlilik açısından muhteşem. Oğlum Samet'e saldır. Lan evi yıktın lan. Evi yıkmadım. Lan oğlum köpek nereye gitti? Köpek koştu oğlum. Köpeğin kendine faydası. Neyse geçsin o ya buralarda iyi. Her neyse. Hayvanı havlattırıyorsunuz. Gelin. Lan vurma bir. Gelin. Burada ne var? Bu ne? Burada bir güvenlik abimiz var. Bu kameralara bakıyor. Kamera odası buyurun. Bakalım. Aa. Süper. Aynen çok güzel olmuş. Şimdi gelin şöyle. Oo güzel. Burada bir natural çiçek bahçesi. Oo. Böyle işte keyfiniz falan bozuldu. Lan şu köpeği getirmeyin lan. Allah. Ki köpek. Köpeği öldürebilir miyiz 2 saniye? Yok, öldürmeyin. Hadi çıkın abi. Çık. Evet, burası botanik bahçe. Botanik bahçe. Evimize gelelim. Evimiz dinamik zenginlere göre tasarlandı. Yani evde fazla yaşam. Lan köpek dur artık. Ya, evde fazla evinde fazla zaman geçirmeyen zenginlerimiz için yapıldı. Buyurun. Evde küçük bir mutfak bulunuyor. Bir de üst katımız var. Buyurun. Buyuralım. Burada niye böyle zor çıkıyor ya? Böyle zor çıkıyorum ben. Merdivenler çok... Spor yapıyor zengin. Baksana çık kardeşim. Zıplaya gibi böyle. Ya tamam abartma. ultra HD bir televizyonumuz var. Şu an çalışmıyor. Elektrik bağlatmadık. Buyurun lütfen çatıya geçelim. Yine elektrik yok. Elektrik bağlatacağız kardeşim. Elektrik yok. Burada... Niye var? Burada... Rasathane kıvamında... Uzayın en derinliklerini görebileceğiniz harika bir...
Oha, teleskop. Buradan mı bakıyoruz? Aynen. Nasıl oradan bakacağız? Kanka eğiliyorum ama. Kanka ben de gözüm şey almıyor olsa. Oğlum cahiller. Ayağına mı bakayım? Bak ooo uzayın garipliklerine bak. Allah yalan söylüyor lan bu. Yalan söylüyor bu kadar. Yani Oscar'lık. Oscar'lık oynadın ha. Bakayım ben de. Ooo çok fena Samet. Uzay. Abi nereyi gördün? Samet ne bileyim demir gördüm orada. Bir demir boru görüyorum. O kadar. Evet, gelin abi böyle. Arka bahçeye doğru gidelim. İnin aşağı. Gidelim. Arka bahçemizde bir tane tabii ki çocuğumuz olabilir. Çocuk havuzu. Ay ben çocuk oldum. Pıçı pıçı çocuğum ben. Evet, aşağı inebilir misiniz? Havuzumuz daha en temizde. Aman atlamıyoruz. Evet teşekkürler. Gitarist Bey. Gördüğünüz gibi burada korkak insanlar için böyle zıplamalık yer var. Şöyle atlayabilirsiniz. Bir de hiç korkmayan insanlar için yüksekten atlamalık yer yaptık. Oraya en üste çıkın. En üste çıkın en üste. La köpek suda yüzüyor ya. Oo buradan zıplarım ben. Köpek kal şurada gözünü seveyim. Değil mi? Çok güzel yapmış tebrik ederim. Buradan evet. Böyle zıplayıp hop suya. Şimdi gelin. Bu kadar mı? Değil. Bitti değil mi? Nerede? Bitmedi daha var. Oha daha ne var? Burada sabah kahvaltısı yapmanız için güzel bir bahçe. Sürekli içeride mi kahvaltı yapacağız? Bahçemiz var. Bahçede yapacağız. Gelin evet. Arkadaşlar son olarak evimizin her evde olması gereken bana göre bir garaj ve araba. İçinde de bir şoför bulunuyor. Lan şoförü kim öldürdü? Oralar elmasın hastasıyım. Zenginin kralıyım mı? Ha, bizim zenginler kuru. 34 34 han 94. Prototip var araba yaptık. Aa şoför de var içeride şoför. Şoför var aynen. Şoför bey 24 saat gelip söylüyorsunuz sizi istediği yere bırakıyor. Aa süpermiş abi. Yani güvenlik açısından kameralara dikkat edin. Gel gitar Stevie. Bak. Bak burada da kameralar var gördüğün gibi. Evet. Ev sürekli takip altında. Lan oynama lan. Bozuyorsunuz sonra. Ha, o sanki hayvan ters hayvan. Olmuş gibi. Ha sus. Sırada kim inceliyoruz? Ben Oğuz'un evini çok beğendim. Evet, sıra çok Samet'in evinde. Eline sağlık. Biraz şey sıkışık olmuş ama. Birazcık güzel olmuş. Sıkışık mı? Ya evet, sıkışık içinde Samet, çok böyle rahat. Samet bir şey diyor. Samet söyle bakayım ne doğru, olmuş. Doğru Ankacığım, barok dönemi yansıtmıyor senin için. Lan susun bir. Samet bir şey dedin kanka anlamadım. Ya Oğuz diyorum hani yine bayağı emek vermiş. Eline sağlık. Güzel olmuştur. Sağ ol kardeşim. Ben beğendim abi. Sıra Samet'in evinde. Samet. Niye sen kendi evini sana saklıyorsun? Aynen. En güzeli benimki. Abi buradan giriş yap. Şimdi anlat bakayım Samet. Sat bize evini. Abi buradan böyle giriş yapıyorsun abi. Giriyorum böyle abi. Pazarcılar gibi. Bu işte ya. Bu mu? Abi. Olsan yukarıda S harfi var. Abi benim ev Samet'in S'si işte. Samet yanında da HS var. Ne demeye çalışıyorsun sen bize? Hayır. Helikopter uçtu. Ama bak yukarıdan HS diye gözüküyor. Ya ne alakası var hayır. Ankanal Samet demeye çalışmış bence. Aynen. Acaba gizli sevgilisinin adını mı yazdı buraya? Evet bir şey diyeceğim. Niye eve girerken portaldan geçiyoruz? Ne alakasın bu? Lan Allah kahretsin Nedir'e gittim. Samet ben senin ne diyeyim ya? Ne yapıyorsun? Ödüm patladı yine ya. Gireyim. Oğlum bence muhteşem bir ev olmuş. Oradan bak abi. Bir tane yere gidiyorsun. Netra gitmeden gidemiyor muyuz bu eve? Netra gitmeden hayır. Samet Bey abi, elektrik bağlatmadan nasıl portalı çalıştırdınız? Portal özel güçlerim sayesinde. Samet bir şey diyeceğim. Bu ev abi sence kaç para ediyor? Abi benim gönlüm fakir. Koy işte buraya koy. Ha? Gönlüm fakir abi benim. Bir şey diyeceğim Samet, burada bir eksik taş var farkında mısın? Bak. Nerede? Hadi koyayım hadi. Abi belki çaldım. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bir gelsenize. Havuza baksanıza, havuzda bir tane delik var. Dibide toprak. Ana dibide toprak. Kendi yapmış. Böyle hainlik olamaz. Lan yapmadım, ya. Vallahi yapmadım böyleydi. Ya kendi yapmış. Abi katil Oğuz. Hala katil. Oğlum deceit oynamıyoruz. Samet bir şey diyeceğim, toprağa girersek su çamur olur bro, niye? Altını şey yapmadın. Abi Oğuz yaptı onu ya sen inanıyor musun? Hayır altı niye toprak? Ondan mı? Aşağısı toprak diyorum. He onu mu diyorsun? Hehe. Yok be abi orası toprak görünümlü taş. ya artık. Toprak abi ya. Tamam arkadaşlar gelin benim eve doğru şöyle girişine gelin abi. Gel abi şu şeyi bir kokla.
Al bir nefes gel. Gel şuradan bir nefes al. Bir fırt çek. Oh, çok güzel kokuyor. Oh. Yemin ediyorum değil mi? Orkide abi onlar. Orkide. Bir parayı oraya harcadım. Arkadaşlar. Evine geldik. Gelin şöyle bir evin etrafını dolaşalım bakalım evimize, güzel evimize. Şöyle gelin. Zenginler böyle evde mi yaşıyormuş bro? Evet. Şöyle üst kata bak, bir havuzu gör. Gördün mü havuzu? Oy. Abi senin de havuzda delik var. Onlar kalsın abi, sana anlatacağım sonra. Gel aşağı. Ya, kim akşam ya yaptı onu? Samet ne yapıyorsun ya? Bakayım dedim. Şimdi arkadaşlar eve girince şöyle bir ooo diyorsunuz çünkü evin içinde sizi iki tane güzel merdiven karşılıyor değil mi? Ooo. Bir şey söylemek istiyorum. Bu evin yapısı tamamen Resident Evil'dan çalınmış. Ya bırak. Şimdi geliyorsun. Bu ev çalıntı. Sus lan, çalıntı senin ev. Çalıntı bu ev. Buraya arkadaşlar... giriyoruz arkadaşlar. Koridorumuz çıkıyor ve iki tane güzel yatak odamız var. Bakın burası ebeveyn odası olsun. Kanka abi şuraya ışık koyabilir miyim? Çok karanlık. Burası da çocuğumuzun odası olsun mesela. Örnek veriyorum. Oha, çocuğun odası ebeveynden daha büyük lan. Eşit lan ikisi. Yalan söyleme. Bak, kapısız yerden mi geldiniz? Niye kapıları kapatmıyorsunuz? Kanka abi bir şey söyleyeceğim. Su akıyor abi, çatın akıtıyor. Kanka bir şey söyleyeceğim Kanka abi. Yok yok öyle. Hayda. O şey aa, arkadaşlar. Oh, kafama geldi görüntü abi. Görüntü o. Gelin abi. Ya ne görüntüsü abi, ıslanıyoruz. Burada bir odamız daha var, güzel bir odamız. Tuvalet olsun. Tamam olsun. Ya geldiler ya. Ve aynısının benzeri burada da bir oda var arkadaşlar, bakın. Oo oh, çok güzel. Sen hep aynı oda yapmışsın. Samet'cim ne yapayım, daha döşemedim yani. Oraları da küçük oda yapabilirsin. Şimdi arkadaşlar burası özel oda. Burası havuz odası. Burada şimdi isterseniz duş alıyorsunuz. İsterseniz havuza girmek istiyorsanız. Yeni stil havuz çıkışıyla Anka'nın çıktığı gibi yukarı çıkıyoruz. Çıkalım abi. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika. Kanka abi bir şey söyleyeceğim. Ha. Şimdi diyelim ki sen yukarıda havuzda yüzüyorsun. Evet. Hepimiz insanız ya. Havuza pisledin. Havuza niye pisliyorsun? Ben aşağıda aynı suyla duş alıyorum. Bir şey diyeceğim. Kim havuzda pisliyor ki oğlum gerçek hayat? Saçma sapan konuşma. Ama ben bilemem. Ben güvenemem ona. Kuş böyle muyum ben? Kuş muyum? Olabilir. Martı mıyım ben o zaman? Tamam kuş yukarıdan uçarken bıraktı. Allah'ım yarabbim ya. Bak üstte koruma bile yapmamışsın ya. Arkadaşlar çok güzel olmuş bence. Ben çok beğendim Kaan'ınkini. Kaan'ınki 10 puan. Yani bu yeni stil havuz çıkışı da bence 10 numara olmuş. Bilmiyorum. Abi zaten bir seninki bir benimki değil mi? Aynen Samet ya. Kıskanıyorlar abi. Bir toprak havuz. Bir delikli havuz. Kanka bir şey söyleyeceğim. Havan akıtıyor bilmem ne. Abi bu havuzun suyu nereden geliyor? Havuzun suyu özel abi. Musluklardan geliyor. Nereden gelecek oğlum? Oğlum merak ettim. Göklerden gelen. Yağmur yağıyor, dolduruyor işte havuzu. Oğlum bu kadar. Abi buraya düşen adam oraya nasıl çıkıyor Kaan abi? Nereye düşen adam? Bak buraya düştüm diyelim. Nasıl çıkacağım şimdi ben oraya? Bak. Aa bir kata daha düştüm. Aa öldüm. Oğlum sen baya evet, ölmeye yer arıyorsun. Güvenliğe atlamışsın bak, burada güvenliğe atlamışsın. Ya arkadaşlar önemli. Allah Allah. Sizin, bu eve hırsız girer. Yemin ederim sizin eviniz çok güvenliydi. Benim evet, evimden daha güvenli şey mi var? Senin evin, kim evet. Yanaşır benim evime? Senin evin ben güvenli. Ben evine yanaşmam cidden. Barok dönemden kalmış. İçinde Beethoven yaşıyor. Benim eve de kimse şey yapmaz. Hatta para üstüne verirler. Fakir. Görmüş olduğunuz gibi abi mükemmel bir ev yapmışım ama işte beğenilmedi. Şu evin güzelliğine bak ya. Han abi. Yok, ben beğendim. Han abi aslında bak bu evi güzel bir şekilde satabilirsin. Ne diyeceksin biliyor musun? Kör satıcıya. Bak diyeceksin ki pardon. Zengin ev manzaralı diyeceksin. Bak karşıda benim ev var ya. Az öyle satabilirsin. Zengin ev manzaralı. Oğuz var ya çok kralsın. Sonra hepimiz satarız. Senin köpek havuzda şey yapıyor bak. Köpeğe ya bak. Benim köpek kendinden ha, geçti. Hayvan ne yaptıysanız şımarttınız. Aa. Arkadaşlar yeni 4 tane modern ev daha ekledik kasabaya. Ama efsane ya. Olmuş buraya şimdi şaka evet. Bir yana herkes çok güzel olmuş. Yalnız yani. Bir şey diyeyim mi? Burada yani benim bir tek benim ev 1 milyon dolar eder. Diğerlerinki kötü. Benimki tamam bro hadi benimkine fiyat biç. Aa benimkine fiyat biç. Senin eve ben 50 milyar vermem. Lan 50 milyar vermiyorsan git yaşama burada. 50 milyar abi yeni parayla iyi yani. Ya Samet. Baya baya. Allah'ım ya. 50 bin. Ankara'nın evi kaç biçiyorsunuz değer? Ankara'nın ev 300 bin TL. Tamam Samet'inki? 30 bin. Ben para veriyorum üstüne. Samet'inki. Burada yaşamak için para verin.
Samet'in evde internet de yokmuş beyler ya, o kötü. Ya neresi yok ya, bak şuradaki S yeter ya, şurada Samet'in S'si yeter. Samet S ile mi internete bağlanacak? Abi peki ya sen merak etme. Yalnız senin ev ne kadar? Ankara'nın evde de internet olmamayabilir olsan, çok eski tarihten kalma. Benim evde her şey var, altyapısı sağlam. Biz düşündük o kadarını. Olsan evinin renkleri çok şey. Hani sarı mavi insanın gözünü yorar ev içindeyken. Hani şöyle bir benim evim. Yo, hiç yorulmuyor. Keşke böyle evim olsa. Biraz bak. Kro evi gibi. Kro. Aynen. aynen kro evi. Kro evi gibi. Hani sen demedin mi oğlum? Kro hani biraz şey demedin mi? Aynen abi, kro evi ya. Ben çok oğlum, ben prototipi kro yapan kro dedim lan. Kro evi bu. Bu görmemiştik. Tamam. Aynen. Tamam gör. Benimki görmemiş zengin evi. Olsan bir şey diyeceğim. Şuradaki güvenliği de elmastan yapsaydın. Elmas adam. İyi fikirmiş bura. Keşke hatta yapalım. Adamı elmas falan bir şeyler giydirseydin. Çok komik olurdu. Yalnız ben bir noktada Oğuz'a katılıyorum. Kaan abi senin evine kesin hırsız girer abi. Bu kadar modern bir evi böyle etrafına ne çiçek misin, burası Ütopya. Şey burada yapmışsın. Ne hırsızı var Allah Allah. Gözünü seveyim şu şehirde. Samet girebilir. Ben Samet'e güvenmiyorum abi. Samet. Abi Samet. Hırsız anka bana iftira attı. Başka kapıları şey kapatayım da şöyle ben. Oğlum bu köpeği çok sevdim lan. Köpek senin adın ne olsun lan? Vallahi ben bu köpek benim lan. Öldürme iş. Lan öldürme lan köpeği. Öldürmüyorum lan. Oğlum Allah, Ankara'nın çatısına köpek çıkar. Vay güzel, helal olsun. Bırak kalsın orada. Arkadaşlar bölümümüzü istiyorsanız artık bitirelim yani, uzattıkça evet. Uzattık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen diğer arkadaşlarımın kanallarına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Samet her yeri köpek saçtı. Ve hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.